Türkiye sürekli tabakadan tabakaya geçiyor. Halden hale geçiyor, şekilden şekle geçiyor. Allah'ın kastettiği hedefe doğru gidiyoruz. Ama her günün dolu olması lazım. Her günün imtihana uygun olması lazım. İmtihansız gün istemek çok büyük bir akılsızlık olur. Zorluklardan geçecek Türkiye. Büyük olaylardan geçecek. Meskenet yıkılacak. Mitaplık, bitkinlik yıkılacak. Deccal'ın ninnisi bitecek. İnsanlar uyanacak. Deccal cahil hocalarıyla halka ninni söylüyor. Ve halkı uyutuyorlar. Adeta bir ninniyle onları geceli gündüzü uyutma görevini yerine getiriyorlar. Müminlerin büyük bir bölümünü derin transa soktular. Bu uyutma faaliyetlerine karşı biz de uyandırma faaliyetlerine devam ediyoruz. Geleceğiz. Deccal'ın ninnisiyle Müslüman uyutmayı bitireceğiz. İnşallah. Yani Deccal artık ninniyle Müslümanları uyutma faslını bitirecek. İnşallah. Buna müsaade etmeyeceğiz. Deccal ninnisine son. Bilgisiz hocalarla, iman zayıf hocalarla, enaniyeti kuvvetli hocalarla İslam alemini derin bir trans içinde uyutuyorlar. Gece gündüz ninni söylüyorlar. Bu ninninin şekilleri değişik. Her birinin kendi has ninnisi var. Ve böylece insanlar uyutuluyor. Müslümanlar uyutuluyor. Deccal vakit kazanıyor böylece. Geniş geniş bol vakit veriyorlar Deccal'e. Yani sen istediğini yap. Deccal diyor ki bana vakit lazım diyor. Vakit dar diyor. Tamam o zaman biz de sana bol vakit verelim diyor. Deccal şeytanın insan suretidir. Çünkü şeytanın süresi az kaldı. Kıyamete yakın. Kıyamet çok yakın. Kıyamet yakın olduğu için şeytan son görevini yapabilmek için bol vakte ihtiyacı var. Az vakti kaldığı için. Yoğunlaştı bu aralar şeytan. İyice yoğunlaştı. Çünkü vazifesini en abartılı şekilde yapmak istiyor. En şiddetli şekilde yapıp görevini bitirmek istiyor. Allah ona biliyorsun müsaade etti. Vakit de dar olduğu için şimdi hocalardan istedi bana vakit verin diyor. Onlar da ona vakit veriyorlar. 1000 yıl, 500 yıl. Geniş vakit veriyorlar. İstediğin gibi faaliyet yap diyorlar.